sistem çökerken asıl sahipleri bunun altında kalacaktır. İşte o nedenle etkili bir demokratik eylem programı hazırladık ve en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bir nokta daha var değerli kardeşlerim, arkadaşlarım. Bu iktidarın çöküşünün belki de en büyük nedeni Kürt düşmanlığıdır. Kürt sorununda çözümsüzlük politikası bugüne kadar bütün iktidarları çözen, çökerten en temel sebep olmuştur. Bu iktidar da çözümsüzlükten dolayı, çözümsüzlüğün ötesine geçerek inkar ve imha politikalarını sürekli güncellediğinden çökmektedir. Kürt düşmanlığını hangi örneklerle anlatalım? Gerçekten zorluk yaşıyoruz. O kadar çok örnek var ki içeride ve dışarıda, bölgede Kürt'ün hak talebine sadece şiddetle karşılık veren, Kürt'ün herhangi bir yerde hak kazanımını kendi bekasına tehdit olarak gören bir iktidar, bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde bu örneklere çok acı bir olay daha eklendi. Şerali Dereli cinayeti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesi Ayvan köyünde 29 Ekim'de korkunç bir cinayet işleniyor. Evinin 50 metre ilerisinde bulunan ahırda at ve tayına bakmaya giden Şerali Dereli 61 yaşında atlarıyla birlikte katlediliyor. Kim katletti onu? Ailesinin çektiği görüntüler var. Oğlu Sultan Ali Dereli babasının olay günü köyün 50 metre ilerisindeki ahıra atları götürmeye gittiğini, orada askerler tarafından önce acımasızca darp edildiğini, daha sonra da atlarıyla birlikte katledildiğini söylüyor. Ayrıca Dereli'nin yeğeni olduğu anlaşılan bir yurttaş, öyle tanıtıyor kendini, olay esnasında bir video çekiyor ve şu an yerde yatan amcam oluyor diyor. Köyün 20-30 metre yukarısında amcama silah sıka sıka vurdular diyor. Şerali Dereli bu şekilde yerde kanlar içinde yatarken akrabalarının kendisine yardıma gitmesine izin verilmiyor. Ve olay yerinde yaşamını yitiriyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre cenaze 6 saat olay yerinde bekliyor. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın defin ruhsatında ölümün ateşli silahtan kaynaklandığı belirtiliyor. Olayla ilgili 5 askerin ifadesi alınıyor ama sonra bu askerler serbest bırakılıyor. Hakkari Valiliği olayla ilgili bir açıklama yapıyor. Ne zaman? 5 gün sonra. Ve açıklamada yeni bir şey yok. Bildiğimiz şablonu tekrar ediyor Hakkari Valiliği. Dur ihtarına uyulmaması ve gece karanlığından yararlanarak kaçmaya başlanılması üzerine ilgili mevzuat çerçevesinde güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunmuş diyor. Mevzuata uygun bir müdahale diyor. Biz bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? 33 kurşun olayından beri biliyoruz. Daha da eskilerden biliyoruz. Bu topraklarda Kürt'e reva görülen katliamı, işkenceyi, cinayeti hepimiz biliyoruz. O örnekleri biliyoruz, o örneklerdeki zihniyeti biliyoruz, o zihniyetin bugün nasıl yaşamaya devam ettiğini de elbette biliyoruz. Hesap sorma bizim boynumuzun borcudur. Hesap sormak için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bu çürümüşlük sistemin tamamını çürütüyor. Bu pervasızlık sistemi çökertiyor. Ama tekrar edelim. Bu sistemin halkın üzerine yıkılmasını, halkın bu sistemin enkazı altında kalmasını elbette engelleyeceğiz. Buna gücümüz yeter. Buna bu ülkenin halklarının ortak mücadelesinin gücü mutlaka yetecektir. Daha yakın zamanda Osman Şiban'ı, Servet Turgut'u işkenceden geçiren, Servet Turgut'un ölümüne neden olan ve üstüne yaslarını yasaklayan bu anlayıştan mutlaka ama mutlaka bir hesap soracağız. Halkın vicdanında, mahkemeler önünde, mümkün bütün meşru mecralarda bu hesabın peşinde olacağız. Silopi'de hatırlarsınız 6 ve 7 yaşında iki kardeş Furkan ve Muhammed Yıldırım evlerine zırhlı araç girdiği için ölmüşlerdi. Ölmüşlerdi demek hafif kalır. Katledilmişlerdi. Bir soruşturma açıldı, bir dava yürüdü. Panzer ve polise ne ceza verildi biliyoruz değil mi? 19.000 lira para cezası. Geçtiğimiz gün istinaf bu cezayı onayladı. Yani bu güzelim çocukların can bedeli 19.000 lira. Onları katletmenin müeyyidesi 19.000 lira. Yok arkadaşlar. Kürdün hayatı böyle ucuz değildir. Bunu da yine hep birlikte göstereceğiz. Asla ve asla hayatlarımızın bu şekilde harcanmasına, hayatlarımızın bu paralar karşısında karşılığında söndürülmesine izin vermeyeceğiz. Bu bizim sadece siyasi değil, insani görevimizdir. Kürde yönelik bu zulüm ne yenidir ne de burayla sınırlıdır. Kürtlerin yaşadığı bütün topraklarda devletlerin zulmü her zaman kendini göstermiştir. Birkaç başlık sadece bu zulmün boyutlarını göstermeye yeter. Irak'ta Enfal'i hatırlayalım. Suriye'de Kamışlo katliamını hatırlayalım. İran'da neredeyse her gün infaz edilen idamları hatırlayalım. Şimdi bir halk yaşadığı her toprakta o topraklardaki devletlerin bunca zulmüne uğrarken ne yapmalıdır? Evet, hakkını, hayatını, haysiyetini savunmak için birlik olmanın yollarını aramalıdır, bulmalıdır. Güneyden endişe verici, kaygı verici haberler geliyor. Orada Kürt güçleri arasında yüksek gerilim yaşandığı belirtiliyor. Buna ilişkin maalesef bazı olumsuz gelişmeler de yaşanıyor. Bir halk bir bütün olarak böyle tehdit altındayken hiçbir Kürt gücü bu gerçekliği yok sayarak kendi halkı içinde yeni acılar yaratacak gelişmelere sebep olma hakkına sahip değildir. Sorun ne olursa olsun. Kürt güçlerine düşen tek şey var. Çözümü diyalogda aramak. Sorunun ne olduğu önemli değil, çözümün ne olduğu önemlidir. Çünkü belki de dünyada bu kadar tehdit altında olan bir başka halk yok. Bu halkın siyasi temsilcilerinin bu gerçeği görmezden gelmeye de lüksleri yok, hakları yok. Biz elbette buradan sağduyu, diyalog, müzakere çağrısını ineriyoruz. Bütün taraflara yöneliktir bu çağrımız ama sadece taraflara değil. Bütün Kürt aydınlarına, nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar. yazarlarına, çizerlerine, sanatçılarına, alimlerine, ruh sippilerine çağrı yapıyoruz. Kürtler arası her türlü sorunun tek çözüm yolunun diyalog ve müzakere olduğunu sizler de haykırın. Sizler de bunu daha yüksek sesle bütün siyasi güçlere söyleyin. Hepimize düşen görev budur. HDP bu konuda üzerine düşeni yapmaya her zaman olduğu gibi şimdi de hazırdır. Değerli kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, bir mücadele programı başlattık. Bunu sözcülerimiz anlattılar basın toplantılarında. Ayrıca önümüzdeki günlerde zaten sahaya çıkacağız. O nedenle ben fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama bu yeni mücadele programı artık halkın sabrının taştığının bir ifadesi olarak hazırlandı. Sabrımız taşıyor. Baskıya karşı, zulme karşı, yoksulluğa karşı, keyfiliğe karşı, çürümüşlüğe karşı sabrımız tükeniyor. Elbette erken seçim talebimizi sürekli dile getireceğiz ama mücadeleyi sadece seçime bağlayarak o günü bekleyecek değiliz. Çünkü zulme ve faşizme karşı mücadele her zaman söylediğim gibi her gün yeniden canlandırılması, büyütülmesi gereken bir görevdir. Eğer bugünden bu mücadeleyi ve görevi hakkıyla yerine getirmezsek yarın seçimlerde çok daha büyük zorluklarla karşılaşırız. Muhtemelen hayal kırıklıkları da yaşarız. O nedenle biz yine Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine adaletten, haktan, hukuktan, özgürlükten, eşitlikten yana olan bütün güçlere hep birlikte her gün yeniden mücadeleyi büyütme çağrısını yapmaya devam edeceğiz. Ama bizler de bu mücadeleyi her alanda büyüteceğiz, her alanda daha fazla genişleteceğiz. 3 tane mesajımız var, hatta 4 tane. İlk mesajımız halkımızadır. Bu mücadele programıyla halkımıza mesaj veriyoruz ve diyoruz ki karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmayın. HDP bir umut hareketidir. Mücadele varsa umut vardır. HDP hiçbir baskıya aldırmaz, mücadeleden vazgeçmez. O nedenle değerli halkımız, mücadele etmeye devam ediyoruz, umudu büyütmeye devam ediyoruz. Siz de buna inanın, umuda sarılın, bizimle birlikte her alanda bu mücadeleye katılın. Halkımıza çağrımızın esası budur değerli kardeşlerim. Ayrıca halkımız bilsin ki bu sistem ve bu iktidar öyle güçlü falan değil. Görüyorsunuz işte. Çürümüş bir sistemle karşı karşıyayız. Çürümektedir. Bizim derdimiz bu çürümüşlüğü, bu çürümeyi halkımıza bulaştırmalarını engellemektir. Bu faturayı halkımıza çıkarmalarını engellemektir. O nedenle hep birlikte mücadeleyi büyütelim diyoruz. İkinci mesajımız partili yoldaşlarımıza, il, ilçe ve bölge yöneticilerimizdir. Evet, baskılar çok fazla, zulüm artıyor, faşizmi kurumsallaştırma yolunda her gün yeni yöntemler devreye sokuluyor. Ama bu 10 yıllardır böyle ve bizim de 10 yıllardır biriktirdiğimiz bir direniş tecrübemiz vardır. Direnişten asla vazgeçmeyin. Çünkü direnmek onurlu yaşamanın şimdi başlıca şartıdır. Direnmek onur için yaşamaktır. O nedenle değerli yoldaşlarım, her zamankinden daha fazla çalışacağız. Teşkilatlarımızı güçlendireceğiz. Halkımızla daha fazla iç içe olacağız. Her türlü baskıyı göğüslemenin yollarını mutlaka hep birlikte bulacağız. Ve inanın sonuç da alıyoruz. Çok güzel insanımız, şairimizin dediği gibi boşuna çekilmiyor bu cefalar. Göreceksiniz HDP bu direnişte, bu mücadele ruhuyla bu ülkede demokrasiyi de inşa edecektir. Özgürlüğü de inşa edecektir. Bu ülkeye barışı da eşit bir yaşamı da getirecektir. O nedenle bu cefaları boşuna çekmediğimizi bir kez daha hatırlayalım ve ufuktaki o güzel ışığa doğru kararlı yürüyüşümüzü sürdürelim değerli kardeşlerim. Vazgeçmeyeceğiz. Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Biz bu ülkenin yönetimine demokratik muhalefetle birlikte katılmaya adayız. Buna gücümüz var. Anketlerden söz etmeyeceğim. En yandaş anket bile bizi %11'lerde gösteriyor. Sürpriz olsun, bize gelen anketler çok daha yükseklerde gösteriyor bizi. Bu da onların korkusu olsun. Bu da onlara dert olsun. İlk seçimde bu iktidarı göndermek de kalmayacağız. Ayrıca umudu, demokratik ilkeleri, özgürlük ruhunu bu ülkeye yerleştirmek için de yönetime öyle ya da böyle ortak olacağız. Öyle ya da böyle ifadesinin altını da sonra dolduralım. Bu ülkenin meclisinde veya tepesinde, her yerinde yönetimde yer alacak birikimimiz, inancımız, tecrübemiz, kararlılığımız var. Buna inanalım. Şimdi buradan 4. mesajı iktidara vereceğim ama gerek kalmadı galiba. Yeterince açık oldu mesaj. Evet, göndereceğiz sizi. Göndereceğiz ve üstelik bu mücadele programını her gün köy köy gezerek hayata geçireceğiz. Halkımızla buluşmanın yollarını mutlaka bulacağız. İstediğiniz kadar engellemeye çalışın. Mutlaka bulacağız ve halkımızla birlikte bu yürüyüşü büyüteceğiz. Bu yürüyüş büyüdükçe partimiz daha da güçlenecek. Partimizin güçlenmesi Türkiye demokrasi güçlerinin umudunu büyütür. Tekrar çağrı yapıyoruz. Herkes kendi alanında bu mücadelede üzerine düşeni mutlaka yapmalıdır. Eğer bu iktidar istifayla erken seçim kararı almakta direnirse bunu da demokratik eylem programımızda her gün yeniden gündeme getireceğiz. İstifa ve erken seçim talebini bu toplumun bir talebine dönüştüreceğiz. Öyle bir basınç yaratmalıyız ki kaçmak zorunda kalsınlar. Kaçtıklarında da bu ülkeyi bir beladan kurtarmakla kalmayacağız. Yeniyi, iyiyi, güzeli hep birlikte inşa edeceğiz değerli kardeşlerim. Ben bu inançla, bu umutla hepinizi, bizi izleyen halkımızı, bütün partili yoldaşlarımızı, bütün demokrasi güçlerini, bütün iyi insanları, bütün vicdanlı insanları gönülden selamlıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum.